Ben 77 yaşındayım. Yaşadığım sürece devam. Ben inançlı bir insanım. Her dünyaya gelen pragmalı iyi bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Ben bu düşünceyle yollardayım. Tarihin her noktası öykülerle doludur. Bu bölümde size bir müzeye sığmayacak kadar derin bir insanın öyküsünden bahsedeceğiz. Dursun Ali İnan'dan. Ve bunu yaparken hem bir ustaya kulak vereceğiz, hem de bir koleksiyoncunun müzesini gezeceğiz. Bu müzenin başlangıcı Kompele'yi konuşacaksak, 30 senedir ağaç kökleriyle uğraşırken, 30 seneye yakın da şeydir, tarihi eserleriyle, eski eserlerle uğraşıyorum. Bunları İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden, yabancı ülkelerden, nereye gidersem bunları arıyorum. Ben o tekiler gibi elbiseler, vitrinlerde aramaya bakmaya hiç vaktim yok. Hatta hurdacılara bile gidiyorum zaman zaman. Ama bu işi çok seviyorum. Ailem de aynı, bravo, sizin gibi böyle. Herkes bu işe de sarıldı, bağlı. Seviyoruz ailece. Müzelik öyküler denince akla gelen ilk şey, o müzeyi oluşturan eserlerin her birinin farklı bir hikayeye dayanmasıdır. Oysa Dursun Ali İnan Müzesi tek bir öyküyle başlar. Ağaç köklerinden oluşturulan bir sanatın öyküsüyle. Bir bakayım ona. Ha, bu ormanda bulundu böyle. Onun bir bacağı ilavedir. Öteki hepsi kendindendir. Kulaklarıyla gözlerini ben yaptım. Boynuzları ve gövdesi kendindendir. Esas mesele bu. Dünyada bir sürü şeyler var. Böyle hayvan figürleri yapan çok insanlar var. Ama ben bunun benzerini ne internette araştırıyorum devamlı, ne hiçbir yere gördüm. Sizin de anlattığınız gibi burası oldukça da çok kendini bilen insanlar tarafından çok ilgi çekiyor. Evet. Bu öyle bir hayal gücüdür ki, Trabzon'un Uzungöl gibi bir doğa harikasını içinde barındıran Çaykara ilçesindeki bir adamın, Karadeniz'in hırçın ormanlarındaki ağaç köklerinden heykeller yapmasını ve bunlardan bir müze oluşturmasına yol açmıştır. Bu öykü, belki de müzelik öykülere konu olan en ilginç öykülerden biridir. Ben gidiyorum oraya, ben orada görmem lazım onu. Yani şimdi birilerini bir yere gittim, bir şey getiriyorum, yapamam. Benim orada ormanda tespit etmem lazım. Yanımdaki ekip, onlar gençtir, onlar ağır işleri de onlar yapıyor ama bazı şeyleri böyle söyleyerek yapamam, yaptıramazsınız. Kendim yapıyorum, herkes usta olamıyor o konuda. Ama o bunun en zor tarafı da, onu siz görmüyorsunuz, bu ağaç kökleri içinde taş barındırıyor. Buna ne motor tutar, buna sabretmeyi öğrendik ki. Bütün sabretmeyi öğrendik burada. Onun zor tarafı da budur. Ama insan sevdiği bir şeyi yaparken zorluk çekmiyor. Önemli olan bir şeyi yaparken onu sevmeniz lazım. Alabalık avcılığı tutkusundan Uzungöl'e giden yolculuğa, belgesellere konu alan yaşamından etnografik eserler toplamaya başlamasına ve her şeyden önce bir sel sonrası ortaya çıkan ağaç köklerine ruhunu katması sonucunda muhteşem eserler ortaya çıkartmasına kadar birçok öykü var Dursun Ali İnan Müzesi'nde. Bir kütüğü buldunuz. Oradan onu bulup hayal edip onu bir esere çıkartıp sonrasında şöyle bir baktığınızda neler hissediyorsunuz? O süreci böyle baştan sona ki... Öyle güzel bir soruyu da kimse sormadı. Bu benim hoşuma da gitti. Zaten işin keyfi oradadır. Zaten uzmanların da hesapları var. Bir işe gönlünüzü veriyorsunuz, hayatınızı veriyorsunuz 3 sene, 5 sene. Ama onun bitiminin keyfi size çok seneler geri veriyor. Onları biliyoruz biz. Onun için bu bitiminin keyfi, hatta bu sonbaharda
arama aylarıdır. Bahara kadar orada dururlar, yerimiz var. Hep düşünürüm giderken bundan ne yapabiliriz, bunu nasıl yapabiliriz? Bu benim kanıma karıştı. Düşünmek de bana keyif veriyor, böyle zorluk vermiyor ki. 2019 yılında Milli Parklardan kiraladığı alana, Karadeniz'in en kapsamlı müzelerinden birini kuran Dursun Ali İnan Usta ile tanışmanızı, en azından eserleri görmek için Uzungöl'e gitmenizi tavsiye ediyoruz. İnsanların içinde yaşıyorum. Oturup kalkmadığım bir toplum yok. 48 senedir işletmeciyim. Ama burada yalnız bırak beni sabahtan akşama, yani hiç üzülmüyorum, zorlamam da. Doğru sorular soruyorsun, sağ ol. Bizden sonra bunun devam edeceğini de düşünmüyorum. Ama bunları korusunlar yeter ki. Bak, güzel bir sorular soruyorsun. Bir oğlum, 3 kızım var. Şu anda herkes ona bağlıdır ama ben çocukları, damatları topladım, oturdum. Buna en çok kim sahip çıkarsa, ben bunu denemem lazım. 77 yaşındayım. 80 yaşına kadar bakacağım. Bu işe kim sarılır? Bu işe kim eli yatar? Bütün müze işlerinde ona devretmeyi düşünüyorum. Yani hiç şakası yoktur. Ama bunu ben kendim için değil, yaşatmak için, inandığım için uğraşıyorum. Yani bu hakikaten anlar, herkes anlamayabiliyor. Biz Müzelik Öyküler ekibi olarak bu muhteşem müzeyi ziyaret ettiğimiz için ve bu Engin Usta ile tanıştığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Hayatı öğrenmek, vizyonumuzu genişletmek için daha fazla yer gezmemiz gerektiğini, daha çok insanla tanışmamız gerektiğini ve yeni öyküler dinlememiz gerektiğini keşfediyoruz. Bunu da bütün yaptığım işlerin fotokopicileri çıktı. Fakat buna imkanı yok, kimse cesaret edemedi. Ya bu biraz bir şey daha söylemek istiyorum. Bu işi hiç yapmayanlar, ben orada çalışırken gelip bana söylüyor, bunu böyle yap. Bir bakıyorum adama, sen böyle bir şey yaptın mı? Yok, defol git. Sen bunu yaptın ise senden bir şey öğrenmek isterim. Böyle öyle bir insanım. Kabuçu da benim arkadaşımdır. En üst düzeyde olan insanlarla da sıkı yıllardan beri görüşürüm. Kısadan kesmek istiyorum. İki tane Yusuf bir yerde var idi. Biri sorar ötekine, kapattın da. Biri sorar ötekine, senin adın ne? Dedi, Yusuf. O uzatan döner ötekine sorar. Dedi, benim de Yusuf ama o kadar sürmüyorum.